Merhaba, selamun aleyküm arkadaşlar. İşte ben bir ay sonra yine eve geldim. Benim evim Konya'da. Ve Konya'da hayat ne kadar güzel, onu bugün göstereceğim. Geçenlerde size göstermiştim, buralarda patates vardı. Tarlamızda patates vardı, bu arada patates yok. Soğan var. Soğan küçük, onu da göstereceğim size. Ve buralarda bezelye vardı, bezelye de bitmek üzere. Bu arada hala tarlamda bezelye var, bakın. Ve arkadaşlar, Hindistan'da şu an kış. Ama bakar mısınız? Ne kadar güzel bir güneş var, rüzgar esiyor. Ve çok soğuk değil. İstanbul gibi, Ankara gibi değil. Burada hayat felç olmuyor. Biz keyfini çıkarıyoruz. Sizin gibi siz ne düşünüyorsunuz? Düşünüyor olabilirsiniz. Aa, Hindistan çok kalabalık. Ayak basacak yer yok falan filan. Öyle değil. Bakın. Hayat işte koydu. Şahane. Şehir bir bahane. Size şey gösterdim. Şey var ya, soğan dikti, patates toplandı, yani patatesin toplanma vakti geçti. Bugün işte benim tarlamda neler var onu size göstereceğim. Ondan sonra yine Konya'daki bütün manzaralarını göstereceğim. Geçen sefer her şeyi göstermemiş galiba. Bu videoda her şey göstereceğim. Mango. Mango biliyor musun? Meyvelerin kraliçesi olarak biliniyor Hindistan'da. Mango bakın. İşte bu mango ağacı. Mango budur. Her şey var arkadaşlar. Bunlar ne? Bunlar Nohut. İşte bu tarladaki soğanlar biraz daha büyük. 2 ay sonra bu soğanda olgunlaşır. Ya da büyür. Bu sarımsak mı? Garlic. Sarımsak bu. İşte sarımsak yaprakları yemek pişirirken kullanırsanız çok iyi. Özellikle et pişirirken sarımsak kullanıyoruz. Bir de ginger, Türkçe'de ne demek ya? Ginger. Aklıma şu an gelmiyor arkadaşlar. Türkçe kullanmadığım için birçok kelime istediğim zaman aklıma gelmiyor. Ginger biliyor musun? Yani Türkçe'de ne diyorsun ya? Neyse. Ginger yani çay içiyoruz ya, işte o, işte sarımsak bu. Bunu et pişirirken kullanırsanız, oh, tat katar, tat. Çok kendi lezzetli olur. Bu da bir ağaç. İşte benim komşumun evi bu tarafta. Ben kamerayı çevirip gösteriyorum size. Arkadaşlar, işte bunlar benim komşularım. Bu gördüğünüz işte meyve ağacı. Komşunun tarlasında neler var onu da göstereyim size. Ben tarlalarda yürüyorum. Yol o tarafta. Bir de terlik giydim. Bakar mısınız? Siz bakın. Oo, bakın arkadaşlar, terlik. Bambu ağaçları var buralarda. Hurma ağaçları da var. İşte bu uzun ağaçları var ya, bunlar hurma ağaçları. Bambu. Bunlar soğan. İşte siz de arazi satın alın. Arsa satın alın. Ve çiftçilikle, çiftçilik yapın. Yani tarımla uğraşın. İşte biraz büyük bunlar. Bunlar 1,5 ayda
Bu 1,5 ayda biçme ya da toplanma zamanı bunların da gelir. Bir tane kuyu. İşte bu kuyudan sulanır. Gördünüz mü? Hindistan'da tarlalarda bunlar bulabilirsiniz. Bir de bunlar satmak için değil. Evde kullanmak için. Çünkü biz dışarıdan sebzeleri, meyveleri satın almıyoruz. Anladınız değil mi? Siz de aynı şekilde siz yapabilirsiniz. Bir de burada bir meyve ağacı var arkadaşlar, onu da göstereyim size. Ben de bundan yedim. Çok güzel bir meyve. Bakar mısınız? Bu meyvenin tadı mandalina var ya, ona benzer bir tat var. Hindistan'da limon olarak biliniyor. Büyük limon. Anladınız mı? Ama bu yiyecek bir limon. Bu işte blackberry. Blackberry. Blackberry benim evimde de var. Burada da var. Bunlar da meyve ağaçları. İşte komşumun evi böyle. Görüyor musunuz? Bu benim amcamın evi. Beyaz olanı. O beyaz var ya yukarıda, o benim evim. Ama o tarafta şey, topraktan yapılan ev de var. Bu ev üç katlı bir bina yapılacak. Şimdi bir kat tamamlandı. Daha ev yapılacak. Arkadaşlar bu benim evimdeki guava ağacı. Guava nasıl bir meyve, çok sevdiğim bir meyve. Ben bir tane ağaca çıkıp bir tane guava koparacağım. Size de göstereceğim. Hay hay. Dur ben ağaca çıkayım mı? Arkadaşlar ben de maymunlar gibi ağaca çıkabiliyorum. Bakar mısınız ya? Küçük meyveler var burada ama küçükleri ben koparmıyorum. Bana büyük lazım arkadaşlar. Oo maşallah maşallah. Bakın. Gördünüz mü? İşte bunu ben kopardım. Bunu yıkayarak yani yiyorum. Ama size göstermek için ben bir tane kamerayı çevirip yiyeceğim, onu gösteriyorum. Size göstermek için bunu yiyorum. Tadı elmaya benziyor. İşte evimde meyve ağaçları var. Kamerayı yine çeviriyorum, yine göstereceğim. Burada da meyve var. Buralarda da meyveleri var. Görüyor musunuz? İşte bunlar. Bunlar guavalar. Siz Hindistan'a geldiğinizde benim evime gelin. Size bu meyvelerden ikram edeyim. Bir tane kuş da geldi ya. Evet, kuşlar bakın, bakın neler yapıyor kuşlar. Şimdi göstereceğim. Bakın. Yere ne zaman ne kadar düşürdü. Kuşlar da yesin. Biz de yiyoruz. İşte ağaç dikmek sevaptır. Nasıl bir sevaptır onu anlatayım mı? Bir ağaç dikin. O ağaçtan bir kuş, bir insan ya da herhangi bir mahluk o ağaçtan faydalanırsa o sevap diken, ağacı diken kişiye gider. Yani bu bir sadaka cariyedir. Sadakadır. Ağaç dikmek sadakadır. Çok büyük bir sevaptır. Bu yüzden en azından hayatta 50 tane ağaç dikin. Bir de mümkün olursa meyve ağaçları dikin. Neden meyve ağaçları dikin? Çünkü meyve ağaçlarından hem insan faydalanıyor hem kuşlar faydalanıyor. Bir de bunun meyvesini de yiyor. Ve bak bunu ben yiyorum ya. Bu benim kim diktiyse sevap ona gidiyor.
İşte bunun hemen yanında şey vardı. Gösteremiyorum buradan. Muz ağacı, muz. Dün muz da yani kestik. Kesmek şey ya. Ağacı kesiyoruz, ağaç düşüyor. Ondan sonra muz topluyoruz. Onu göstereceğim şimdi. Bakın gerçek bu meyvenin şekli böyledir. Bakar mısınız ne kadar iyi. Bir kere de olsa hayatta bunun tadına bakmalısınız. Bir tane yere düştü. Bunu yemeyeceğim çünkü bunu şey bir kuş bunu yemiş. Görüyor musunuz? İşte bunlar Allah'ın verdiği nimetleridir. Bir tane Hindistan cevizi ağacı burada. Hindistan cevizi ağacı budur arkadaşlar. 3 sene sonra bu da meyve vermeye başlayacak. Bakın dün muz kestik. Muz kesmek ne demek? Mesela bir tane muz duruyor ya burada bak. Meyve verdikten sonra muzu kesiyoruz. Sonra meyveleri çıkarıp eve götürüyoruz. Bu kadar. İşte siz de köyde yaşamaya devam ediniz. Köy hayatı bambaşka. Diğer yerden de video çekeceğim bugün. Benim yaşadığım yer nasıl onu da göstereceğim.